Herkese merhaba. Yüzlerce Farfar'ın 22. bölümüne hoş geldiniz. Bugün Erhan Erkutlu ile beraberiz. Erhan Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Kanevi Erhan Erkutlu. Hadi canım. Hocam kendinizi birazcık tanıtır mısınız sizi çok iyi tanımayan izleyicilerimiz için? Ben gideyim biraz problemlerle uğraşayım. Ama buraya katıldığın zaman, fark ediyor. Burası çok fark ediyor. 92, 94 ve 96'da Boğaziçi'nin yani tam onu söyleyecektim. Hepimiz eğitim konuşuyoruz da sen yapıyorsun hocam. Yani. Sen yapıyorsun. Gerçekten yapıyorsun. Yani Akancığım aslında zaten sınıfın içinden geliyorum. Ve öğrencilerin nabzını tutmayı öğrendim. Yani birçok öğretmen bunun farkında değil ve yapmıyor. Kendi kendine anlatıp gidiyor. Öğrencinin nabzını tutmaya başladıktan sonra onlarla empati kurmaman ve bu çocukların neye ihtiyacı var diye düşünmemen imkansız. Sürekli seni geceleri bu ayakta tutuyor. Ya bana bunu öğret dediler ama bu çocuklar şunu da bilmiyor. Bunu da mı? Nasıl buna entegre ederim falan. Hani girişimcilik öğretirken sunum tekniklerini ve takım çalışmasını nasıl geliştirebilirim? Bu konulara kafa yorman gerekiyor. Eğer kendine saygın varsa, yaptığın mesleğe saygın varsa. Bunları yaparak eğitim aktivistine dönüştüm. MF Üniversitesi Rektör Yardımcılığı'nın yanında. Teknoloji Merkezi'nin yöneticisiyim. Teknoloji Geliştirme Merkezi'ne de oyun teknolojileri ve eğitim teknolojileri şirketlerini alıyoruz sadece. Orada da bir paralellik var yaptığım işlerle. Bir de yetkin gençlerin 7 yıllık bir serüven bu. Kurucusuyum. Eğitim konusunda konuşuyorum, kitaplar yazıyorum. Yani tweetler atıyorum. Bazen attığım tweetleri siliyorum falan. Bu şekilde bir özet yapabilirim. Bu arada şöyle Erhan Hoca'nın yaptığı her şeye koşa koşa katılmaya çalışıyorum ben. Katılıyor da gönüllü olarak çok, sağ olsun. Çok çünkü böyle örnek çok yok ya hocam. Yani evet, konuşan çok da yapan çok çok az. Onun için yaptığı için ben sürekli o bir Erhan Hoca programı duyduğumda koşa koşa dahil olmaya çalışıyorum. Bu arada şimdi öğrenmiş oldum ki babamla aynı liseden mezun olmuşsunuz. Yapma ya. Abi hemen direkt iki statü arttın gözümde. Seni başka bir yere koyuyorum şu anda. Onun için bugün yapan birisiyle konuşmak başka bir onur. Ama şunu da rica edeceğiz senden hocam. Hani hiç kendini tutma. Tutma lütfen. Bu serüvenin de kim yanındaysa söyle, kim yanında değilse onlar da söyle. Yani bilsinler çünkü daha çok katılım lazım, daha çok destek lazım. Ben şimdi susuyorum. Birçok karakter bozukluklarım var ama kendini tutmak bunlardan birisi değil. Tamam. Okey, buyurun arkadaşlar. Peki ben topa dalıyorum. Erhan Hocam, siz eğitimcisiniz. Eğitim üzerine yazıyorsunuz, çiziyorsunuz. Hemen hatta alalım, kitabı da gösterelim. Tam olarak görsünler, sistem şöyle, çaresiz. Şöyle, hocam karşıdan geçelim. Sistem çaresiz. Eğitim sizde. Sizde. Görüyoruz parmakta. Yani eğitim sende diyecektim de öyle bir sendika varmış eğitim sen diye. O da yanlış oldu. Eğitim sizde dedik. Yani the onus is on you diye bir laf vardır ya İngilizce'de. Top sende abi.
Başkasından bir şey beklemeyeceksin. Yapamıyoruz. Evet. Maalesef. Dolayısıyla yapıyoruz. Top sende. Evet. Evet. Şimdi şöyle çok temel bir sorudan başlayacağım. Sizin eğitim tanımınız ne? Nedir eğitim sizin için? Eğitim davranış değiştirme. Birinci amacı davranış değiştirme. İşte topluluk içinde burnunu karıştırmayacaksın, sağa sola tükürmeyeceksin, insanlara vurmayacaksın. Sosyal ortamda itiraz edilmeyecek bir fert olabilmeyi öğrenme. Buradan başlıyor. Ondan sonra topluma faydalı bir fert olma yolunda bir takım yatırımlar yapılıyor sana. Bunun üstüne istediğin anlamı yükleyebiliyorsun. Mesela biz eğitimi büyük ölçüde ulus devlet inşası için kullandık. Yani Hitler kendi amaçları doğrultusunda kullandı. Vatandaş yetiştirme. Eğitimin çok önemli bir rolü aktif vatandaş yetiştirme. Sadece vatandaş yetiştirme değil. Yani yönetenlere karışacak, onlara hesap soracak, haklarını ve sorumluluklarını bilen vatandaş yetiştirme. Bu önemli bir rol. Bunun yanında kendine faydası olması ve ailesine faydası olması önemli bir rol. Belki de en önemlisi mutlu olması. Yani bu hayatın anahtarlarını öğrenelim de başarılı ve mutlu olabilelim. Bunu yaparken ailemize faydamız olsun ama aktif de bir vatandaş olalım. Aslında yani Bill Honig'in üçlemesi bu. Eğitimin üç tane amacı var. Aktif vatandaş yetiştirmek, topluma faydalı, ekonomik olarak da faydalı olabilecek bir birey yetiştirmek ve hayatta mutlu olmanı sağlamak, sürdürülebilir mutluluğu sağlamak. Çok güzel. Peki biraz çok özür dilerim Ada, soru soracaktın ama Türkiye'ye daha büyük bir ihtiyaç mı bu sorgulayan vatandaş? Biz daha az mı sorguluyoruz dünyaya göre? Tabii bizim eğitim sistemimiz eleştirici değil, eleştiri odaklı değil, birey odaklı değil. Bakarsanız anayasaya üniversitelerimizde bile amaç devletin birliği ve bütünlüğü falan, işte Atatürk ilke ve inkılapları falan cümleler böyle başlıyor. Halbuki eğitimin odağının birey olması gerekiyor. Bizde hiçbir zaman bu böyle olmadı. Bu son iktidarla falan alakasız. Cumhuriyet dönemi ve Cumhuriyet öncesi döneminde de eğitimin hep bir toplum mühendisliği amacı oldu ve bu öne çıktı. Dolayısıyla özgürleştirmiyor bizdeki eğitim. Toplumun tutsağı yapıyor sizi ve belli bazı kalıplar içerisinde yaşamayı öğretmeye çalışıyor. Özgürlükçü olmadı, birey odaklı olmadı, aktif öğrenmeyi öne çıkarmadı hiç. Bilimsel de olmadı, çağdaş da olmadı Türkiye'de eğitim hiçbir zaman. Dolayısıyla Türkiye'de bu eğitimin esas hedeflerine geri gidip yeniden düşünüp ya eğitimin amacı ne olmalı sorusunun daha yüksek sesle sorulması gerekiyor. Bizde sorgulayan bireyi yetiştirmek daha da önemli. Çünkü biz biatı marifet sanan bir toplumuz. Yani neden Türkiye'de eleştirel düşünme öne çıkartılmıyor? Çünkü bunun karşısında biat var. Biz biat eden bir toplum yetiştirmeye çalışıyoruz. Dindar toplum diyoruz. Örf ve adetlerine bağlı diyoruz. Hangi örf ve adet mesela? Çocuk evliliği mi örf ve adetten kastın? O zaman o örf ve adetin zamanı belki geçmiş olamaz mı? Biz belki kadın sünneti mi mesela savunduğumuz? Nasıl hani olur mu canım öyle şey diyorsak başka ülkelerde yapıldığı için bizde de yapılan ve olur mu canım öyle şey denilmesi gereken bazı şeyler var. Bunların sorgulanması gerekiyor. Muhafazakar olduğunuz zaman, biatı öne çıkardığınız zaman eleştirel düşünmeyi öne çıkarmıyorsunuz. Dolayısıyla çağdaş eğitim vermeniz mümkün değil. Bu nerelere kadar gidiyor biliyor musunuz? Girişimci yetiştiremezsiniz ya. Yani bir şeylere itiraz eden insan yetiştirmezseniz, sorgulayan, eleştirel düşünen insan yetiştirmezseniz ülkeden girişimci çıkmaz. Ondan sonra girişimcilik programı yapalım da girişimci çıksın. Abi girişimcinin çıkması için gereken iklimi sen önce oluştur. Özgür düşünceyi serbest bırak. Ondan sonra bana hesap sor neden girişimci yetiştirmiyor üniversiteler hocam diye. Yeteri kadar net konuşuyor muyum? Vur vur inlesin. Türkiye'de olmayan ve dünyada şu an olan eğitim trendlerine yani keşke burada da olsa ya da olsaydı dediğiniz ne var? Ya da neyi kaçırdı Türkiye? Ya da neyi kaçırdı? Dünyadan neyi kaçırdık biz? Ya çok şey kaçırdık ama neyi kaçırdık? Yani trend... Trend demeyelim. Dünyada olup da biz neyi kaçırdık? Yani geçmişte eğitimi ciddi olarak etkileyen birkaç akım oldu. Bir tanesi eğitimin kitlelere penetrasyonu. Yani küçük gruplar yerine toplumun tamamına yayılması. Bunu kaçırmadık.
Bir tanesi uluslararasılaşması. Bunu da kaçırdık diyemem. Yani iyi kötü uluslararasılaştırmayı başardık eğitim sistemimizi. Yani geçmişte gördüğümüz trendleri kaçırdığımızı düşünmüyorum. Ama bundan sonra eğitimde neler değişiyor? Zaten kitabın da temel konularından bir tanesi bu. 10 tane büyük trend, 6 tane, 7 tane değiştirici güç ve 10 tane trend üzerinden eğitimi okumaya çalışıyorum. Bunların neredeyse tamamını kaçırdığımızı düşünüyorum. Mesela biz hala içerik odaklı eğitim vermeye çalışıyoruz. Content is king bizde hala. Ama artık içerik meta oldu. Ayağa düştü, internete düştü. Khan Academy'den, Coursera'dan, edX'den, Udemy'den, Udacity'den çok rahat öğrenebiliyoruz. Ama biz hala bildiğimizi öğretiyoruz. Çünkü bizim hocalarımız içerik öğrenerek öğrenciliklerini geçirmişler ve ancak içerik öğretebiliyorlar. Bunun yerine yetkinliklerin geliştirilmesi gerekiyor. Yetkinliklerin geliştirilmesi çok daha zor. Yetkinliklerin anaokulundan itibaren geliştirilmesi gerekiyor. Yani işte eleştirel düşünme, problem çözme, takım çalışması, işbirliği, bilgi okuryazarlığı, medya okuryazarlığı, finans okuryazarlığı, ekonomi okuryazarlığı gibi yetkinliklerden bahsediyorum. Yani bir tane belki en çarpıcı örnek, hangi işverene sorsak, hocam diyorlar iletişim bir, takım çalışması iki. Bunların hangisi geliştiriliyor Türkiye eğitim sisteminde? Bunlar törpüleniyor ya. Çünkü biz bu çocukları anaokulundan itibaren yarıştırıyoruz. Sen ya compete edersin ya cooperate edersin. Ya yarışırsın ya birlikte başarmaya çalışırsın. Birlikte başarma Türkçe'de sadece bir söz. Biz yarışmayı iyi biliyoruz ama nerede yarışıyoruz? Dünyada hiçbir karşılığı olmayan çoktan seçmeli sınav kulvarlarında yarıştırıyoruz çocukları. Çocuklarımızı aktif ve bilinçli olarak yani aptallaştırıyoruz demeyeceğim ama bu dünya dışında bir dünyaya hazırlamaya çalışıyoruz diyeyim. İçerik odaklı eğitimin yerine beceri odaklı eğitimin gelmesi gerekiyor. Kaçırdığımız bir tren. Memur yetiştirmek yerine girişimci yetiştirmemiz gerekiyor. Eğitimi kaçırdığımız bir tren daha. Türkiye'de hala yani üniversitelerde KPSS'ye hazırlık şeyleri veriliyor, kursları veriliyor ya. Üniversite öğrencisine soruyorsun, işte devlet memurluğu diyor. Ya 30 milyon çalışan var Türkiye'de, bunların 3 milyonu devlet memuru. Hani sonradan bazı işçileri de memur olarak klasifiye ettiler, sınıflandırdılar. 5 milyona çıktı bu. 30 milyon, 5 milyon. Herkes bu 5 milyonun içinde olmayı hedefliyor. Ama bütün dünyada devletler aslında küçülüyor. Ve istihdamı devletin yaratması mümkün değil. Hangi çağda, hangi ülkede yaşıyoruz ya? Ayrıca size garip gelebilir ama büyük şirketlerin de işi değil istihdam yaratmak. Onların işi daha az iş gücüyle daha fazla ürün ve hizmet üretmek. Produktivite dediğimiz şey var ya, o işte bu demek. Dolayısıyla istihdam yaratmak büyük işverenlerin işi değil. İstihdamı yaratacak olan sadece girişimciler. Dolayısıyla eğitim sisteminin bir dakika kardeşim demesi lazım. Biz girişimciliği birinci günden itibaren desteklemeliyiz ve öğrencilere bunun bir yaşam biçimi, bir kariyer alternatifi olduğunu anlatmalıyız demesi lazım. Bunu yapmıyoruz. Üniversitede tanışıyor çocuk girişimci kelimesiyle. Yani kaçan trenlerden bahsediyoruz. Okul dışında öğrenme de kaçırdığımız bir tren. Biz hala her şeyi okulun içinde bekliyoruz. Yani işte co-op öğrenmesi mesela. İşte bir dönem okuldasın, bir dönem dışarıdasın. Bunu uygulayan iki üniversite var Türkiye'de. İşte orta öğretimde uygulayanlar meslek liseleri var. Onları da aşağılıyoruz. Çocuklarımızı oraya göndermek istemiyoruz. Yani eğitimle dünya iç içe geçmiş de değil, bu treni de kaçırdık. Uluslararasılaşması treni büyük ölçüde kaçırdığımızı düşünüyorum. Ben sadece yani 3. dünya ülkelerinden öğrenci getirip işte 5000 dolara eğitim vermeyi ticaret olarak görüyoruz. Olabilirim arada sözünü kesiyorum, balla kesiyorum da eskiden üniversitelerimize böyle uluslararası hocalar daha çok gelirdi. O zaman daha mı uluslararasıydı da şimdi değil miyiz? Çünkü ben öyle bir hissiyata kapılıyorum, yanlış da olabilirim. Ben üniversitemde okurken çok yabancı hocalar vardı, dünyaca ünlü isimler vardı vesaire. Hangi üniversitedeydin? Yani bu arada öyle bir ortak noktamız da var. Benim
hayat vizyonda aynı yerde tanıtmanın çok büyük bir şeyi vardır. Çok büyük bir rol. Kitabımda ismi var. Yani kitabımda ismi var. Dolayısıyla o kendisi de seninle beraber Özyeğin'e nasıl geldi? Özyeğin'den Mefe. Mefe. Aa, Mefe geldi mi aynı zamanda? Tabii Mefe. Çok selam. Birinci gün benden önce başladı Mefe. Öyle mi? Tabii. Çok selam. Mahmut Hoca bana işte teklif ettiğinde sen beni boş ver. Önce bu kadını aldın. Esas hayatında çok önemli bir rolü vardır kendisine. Çok önemli bir rolü vardır kendisinin. Ama eskiden sanki daha mı böyle uluslararası olmaya bir değildik ama çalışıyorduk da şimdi onu da mı yapamıyoruz? Çünkü öyle bir hissiyat var içinde de yanlış mıyım ya? O kaçırdığımız trenlere saymayacağım ben onu Hakan'cığım. Onu ekonomiye sayacağım. Gayet net rakamlar vereyim sana. Özyeğin Üniversitesi'ni 2008 yılında kurarken işe yeni başlayan yardımcı doçent yani fresh out of school yeni almış doktorayı 5000 TL maaş, 1000 TL'de kira desteği veriyordum. 6000 TL, dolar 1,2 liraydı. 5000 dolar net geliri olabiliyordu. Ve bu parayla Amerika'dan çatır çatır hoca getirebiliyordu. Şu anda 16.000 ile 18.000 TL arasında para veriliyor yardımcı doçentlere. 1000 dolar. Yani 5000 dolardan 1000 dolara düştük, tamam mı? Yani bizim yurt dışından hoca getirmeyi bırak. Yurt dışında çalışan Türkleri bile artık getirme şansımız kalmadı. Bu lükse sahip bir veya iki tane çok zengin, arkasındaki vakıfların çok güçlü durduğu üniversite var. Bunun dışında Türkiye'ye yurt dışından hoca artık ancak işte Afrika'dan, Orta Doğu'dan, yani bizden daha fakir ülkelerden hoca gelir. Temel sebebi bunun ekonomik. Ama bir de tabii yani paraları versen, ben bugün yurt dışında bir hoca olsam, akademik özgürlüklerin bu kadar kısıtlandığı bir ülkede, yani derste edeceğim bir laf yüzünden, aa sen şunu hakaret ettin, aa sen bizim işte... Öğrenciyle cimere yazdığı bir dünyada bir tane, evet. Yoksa hep konuşuyorduk. Ben niye geleyim burada ders vereyim yabancı hoca olarak? Ben kendim de ders verirken öğrencilere hep söyle söylüyorum. Burası akademik dediğinin bağımsızlığı vardır. Ya bu sınıf içinde söylenen her şey... Sınıf içinde kalır. Sınıf içinde kalır. Yani o yani, tartışma alanıdır. Tartışma... Gidip bir yere bir... Yani ispiyonlamak nedir ya kendi hocanın? Öğrencinin de sistemi anlamaması... Bu ispiyona yol açanların da sistemi anlamaması. Yani ekonomik ve akademik özgürlükler kolları var diyebilirim sana bunun. Tabii bir de araştırma ortamı var ki bu da ekonomiyle bağlantılı. Şimdi bir hoca geldiğinde araştırma yapabileceği bir ortam ister. Laboratuvarlar ister, doktora öğrencileri ister, postaklar ister. Bu tür olanaklar da Türkiye'de maalesef çok kısıtlı. Akademik çıktılarımızdan belli. Dünyada işte ilk 500'de üniversitemiz... Üniversite sayılarımızın hızla düşmesinden belli vesaire. Yani bugün bir yabancı akademisyenin Türkiye'ye gelmesi için, yani üzülerek söylüyorum, bir Türk'le falan evlenmesi lazım herhalde. Onun dışında kariyeri için olumlu bir adım olmaz. Hocam şimdi Türkiye ve eğitim deyince bir sürü problem ve kaçan trendden konuştuk ama özellikle soracağım, eğitim konusunda sizce Türkiye'nin en büyük derdi ne? En çok değiştirmesi çok gereken şey? Ama en büyüğü hangisi? Evet, en büyüğü sizce hangisi vallahi... diyeceğim. Bir de sözünüzü unutmayın, mutlaka da bir şeye de değinmek gerektiği düşünüyorum. Biraz evvel de bir üzerinden geçtik, akademik özgürlükler tarafı. Onunla ilgili de datayla da konuşabiliriz, sizin yorumunuzu alabiliriz. Türkiye burada nerede? Yani Türkiye'de eğitimde en büyük sorun tamamen sübjektif. Yani buna çok mekanik bir cevap verebilirim. Kaynak diyebilirim. Şu anda üniversite bütçesi 2000 doların altına düşmüş durumda kişi başına. Şimdi eğitimin kaç para olduğunu biliyoruz biz. Yani yurt dışında eğitim almaya kalktığında yılda 40-50 bin dolar veriyorken sen bunu 2000 dolara yapmaya çalışıyorsan birçok şeyin anası bu. Ama ben şahsen bunu bir numaraya koymayacağım. Ben liyakat diyeceğim. İşi gerçekten bilen insanlar yerine biz sadakati öne çıkartıyoruz. Bizden mi sorusunu soruyoruz. Ve maalesef Türkiye'deki üniversite rektörleri ve lise müdürleri çok güçlü. Olması gerektiğinden daha güçlü. Despotik bir yapı var zaten. Bir derebeyi gibi bir konum var. Üniversite bağımsız bir entity, bir varlık. Bunun başına siz bizden mi, bizden olsun diyerek birini getirirseniz o da aynısını yapar. Bütün altını bizden mi sorusunun cevabıyla doldurur. Halbuki üniversite meritokrasi yeridir. Meritokrasi yoksa mediokrati vardır. Ya iyi olursunuz ya da orta halli olmaya doğru sürüklenirsiniz. Bir numaralı problem ben liyakat diyeceğim. İktidar kim olursa olsun özgeçmişe bakarak atanma yapılmalı diyeceğim. Yani
En iyisiyle çalışmak. En iyisiyle. Her pozisyon için en iyisiyle çalışman gerekiyor diyeceğim. Gayet basit bir şey. Ama maalesef uygulanmıyor çünkü amacımız en iyisiyle çalışıp en iyi yaratmak değil. Amacı bizden biriyle çalışıp bize oy verecek olan insanlar yetiştirmek. Üniversiteleri oy deposu olarak gördüğümüz sürece bu liyakat işini anlayamayız. Bir numaraya ben liyakati koyacağım. İki numaraya da özgürlükler ve otonomiyi el ele koyacağım. Özgürlüklerde, akademik özgürlüklerde Türkiye yani hiçbir zaman çok başarılı olmadı ama bakın bugünkü Gazete Pencere'de birisi yazmış, kim yazmışsa eline sağlık. Akademik Özgürlük Endeksi 2022 raporunu özetlemiş. Bunu Friedrich Alexander söyleyeyim. Friedrich Alexander Üniversitesi Wiedem Enstitüsü risk altındaki bilim insanları ağı ve küresel kamu politikaları enstitüsü araştırmacıları. Üniversite artı 3 farklı STK ve her ülkedeki akademisyenlere soruyorlar. Siz nasıl hissediyorsunuz diyorlar. Endeksin bileşenleri de araştırma ve öğretim özgürlüğü. İstediğin konuda araştırma yapabiliyor musun? İstediğin konuda ders verebiliyor musun? Akademik iletişim ve yayın özgürlüğü, kurumsal otonomi, kampüs bütünlüğü ve güvenliği, akademik ve kültürel ifade özgürlüğü. Bu internette bulunuyor rapor. Veri tabanı da internette, çok ilginç. Ve yani bütün dünyada akademik özgürlükler zaman zaman geriliyor. İkinci Dünya yani Savaş sırasında her ülke bütün kurumlarına baskı uyguluyor. Daha baskıcı bir ortam oluşuyor. İkinci Dünya Savaşı'nda bir gerileme görülmüş mesela. Ama Türkiye'deki en büyük gerileme 1980 sonrası darbede görülmüş. Ya endeks böyle 0.4'ten ki 0 ile 1 arasında bir endeks bu, adı üstünde endeks. Sıfıra çok yaklaşmış. .1'in altına düşmüş yani. Ondan sonra 2000'li yıllarda .5'i, .6'yı geçmiş. Yani bugünkü iktidarın döneminden bahsediyorum. Bayağı böyle hani özgürleşmiş bir üniversiteye doğru gitmişiz. Ama şu anda 0.09'a düşmüş durumdayız yeniden. Yine aynı noktaya gelmiş. Yani şu anda Türkiye OHAL ve darbe dönemleri kadar akademik özgürlükleri saygı duymayan, akademik özgürlükleri kısıtlayan bir ülke olma durumunda. Yani bunun sonuçları ne oluyor? Yani işte mesela bir üniversiteye rektör atarken kim atarsa atasın konu o değil. Paydaşlara danışılması gerekiyor. Hocaların, mezunların, öğrencilerin, o üniversiteyle iş yapan STK'ların, özel sektörün, kamunun fikrinin alınması gerekiyor. Bu yapılmazsa bir üniversiteye siz fakülte açarken bile üniversiteye sormazsanız bu yaptığınız anti-demokratik ve anayasaya aykırı adımları eleştiren akademisyenleri cezalandırırsanız, okuldan uzaklaştırmaya çalışırsanız, öğrencileri hapse atarsanız protesto eden, o zaman akademik özgürlükte gideceğimiz bir tek yer vardır. Aşağı, 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 aşağı. Yani Türkiye'de arkadaşlar, üniversitede hocalar şu anda ağır bir otosansür kullanıyorlar. Kendi kendilerini sansür ediyorlar ki başları derde girmesin. Türkiye'de hassas konular var. Kürt sorunu, Ermeni sorunu, etnik kimlikler, cinsel kimlikler, LGBTQ artı hakları. Bu konular hassas kabul ediliyor ve bu konuları sınıfta bile konuşamıyorsunuz. Bu konuda araştırma yaparsanız, iletişimini yaparken çok dikkatli olmanız gerekiyor. Hükümeti eleştiremiyorsunuz ya, düşünebiliyor musunuz? Yani bir ülkede akademisyenler iktidarı eleştirmeyecek, sanatçılar iktidarı eleştirmeyecek. Kim eleştirecek o zaman? Sadece muhalefet mi eleştirecek? Yani bize işinizi yapın diyorlar. Pardon, benim işimin bir parçası bu ya. Ben toplumun mikrofonu olmak zorundayım. Gördüğüm yanlışları söylemek zorundayım. Eğitim abi, politikasını beğenmiyorsam... En küçük toplulukların dahi, onlar çoğunluk olmasalar bile onların sesi olmak zorundasın. Ama yani eleştirdi ya. Demokrasi böyle bir şey bak. Türkiye'de demokrasi nasıl anlaşılıyor biliyor musun? Çoğunluğu. 4 yılda bir giderim, oy atarım. Çoğunluğu kazanan da beni diktatör gibi yönetebilir. Böyle anlaşılıyor. Öyle anlaşılıyor. Yani öte yandan Kuzey Amerika'da bakıyorsun sürekli bir sosyal baskı grupları oluşturuluyor ve yönetimler o sosyal baskı gruplarının tavırlarına göre, koydukları baskıya göre, aldıkları desteğe göre de karar veriyorlar. Onları da bir paydaş olarak, düşman olarak görmüyorlar. Ya burada iktidarı eleştirdiği zaman vatan haini damgası yiyorsun. Pardon ya, ben niye vatan haini olayım? Ben vatan için bir şey yapmaya çalışıyorum. Senin vatanı kötü yönettiğini düşünüyorsam ben bunu niye söylemeyeyim ya? Ayrıca ben söylemezsem, yani bu ülkenin en çok okuyan, yazan insanlarından birisi, kim söyleyecek? Niye sadece mecliste kısıt? Ben meclise girmek istemiyorum ya.
Benim işim meclis değil, benim işim siyasete aktif olarak girmek değil. Ama benim işim özellikle kendi alanımda bir yanlış gördüğüm zaman bunu söylemek. Ama bunu yaptığınız zaman türlü çeşitli yaptırımlarla karşılaşabiliyorsunuz. Ya telefon geliyor sürekli. Ya da işte şimdi yeni bir kanun, yani kanun demeyeyim, yeni bir uygulama çıktı. Bazı üniversiteler öğretim üyesi açıkları olduğu için YÖK'ten bazı alanlarda öğretim üyesi talep ediyorlar. Sen yani şimdi 205 tane üniversite açarsan pardon, olacağı budur yani. Bunun üzerine YÖK diyor ki ya biz diyor işte Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden bazı hocaları bu taşra diyeyim size, ihtiyacı olan üniversitelerde görevlendirelim diyor. Ne güzel bir sürgün metodu bu ya. Ne güzel bir susturma yolu. Ha ama önce soracaklarmış. İsteyerek gitmek isteyen varsa, ya isteyerek gitmek isteyen zaten giderdi abi. Senin yönetmeliğine, yönergene ihtiyacı yok. Ha, isteyerek gitmek isteyen yoksa o zaman kim seçecek? Liyakat ile oraya getirilmemiş olan, sadakat yüzünden getirilmiş olan dekan, bölüm başkanı ve rektör seçecek. Kimin gideceğini. Çeneni tut, yoksa sürerim seninin Türkçesi bu. Peki biraz şey konuyu başka bir yere bağlayayım. Çünkü çok konuyla ilgili de bu sorunun içinde cevap da var. Niye o zaman en iyi eğitimli gençlerimizin %70'i yurt dışına kaçacağım diyor. Ya yani şimdi cevabını aldım. Bu soru mu ya? Bu soru mu şimdi? Ben Kanada'nın, yani Kanada'da 20 sene geçirdim. Ve Kanada üniversite sistemini çok iyi biliyorum. Ama işte kitap falan yazdık, tamam mı? Yetkinlik eğitimi falan veriyoruz Türkiye'de. Ya bir öğrenciyle baş başa kaldığımda bana ilk sorduğu soru, hocam Kanada'ya nasıl gideriz? yani abi bu soruyu sorduranlar utansın diyeyim ben sana. Şimdi bak, sen belirli bir kesimi, beklentileri farklı olan, hayatta önem verdiği şeyler farklı olan bir kesimi memnun edebilirsin. Ama eğitimli gençlerin memnun edebilmen için onların hayalleriyle örtüşen bazı planlarının olması lazım. En azından alan açmak lazım o hayallere. Bir şey yapma da alanı aç. Onların önlerinin açık olması lazım. Onların hayallerine ulaşabilecekleri konusunda bir ümitleri olması lazım. Bak şu anda Türkiye'deki en büyük sorunumuz ümit ve ümit eksikliği, kaygı fazlalığı bence gençlikte. Bunu adreslemen gerekiyor. Ve bunu da işte İnsanlara ucuza konut sözleriyle falan aşamazsın. Çünkü o çocukların hayalleri başka. Onlar ne bileyim işte blockchain dünyasındalar, metaverse dünyasındalar, sosyal medya dünyasındalar ve görüyorlar ya. Ve başka ülkelerde bu gençler böyle bir hayal kurabiliyor, böyle bir yoldan gidebiliyor. Ben de istiyorum diyor çocuk. Şimdi şu yani dünyayı o kadar demokratize etti ki, o kadar nelerin erişilebilir olduğunu herkese gösterdi ki. Ya da neleri kaybettiğini. Neleri kaybettiğini o kadar net görüyorsun ki artık. Dolayısıyla ya arkadaşlar bizde de durum böyle işte, herkes idare etsin diyemiyorsun. Çünkü iyi eğitimliysen, yurt dışında geçerli bir becerin, bir mesleğin varsa yani niye gitme? Niye gitme? Yani ben bir freelance dalgası görüyorum şu anda. Türkiye'de olabildiğince çok insan dolar ve euro cinsinden para kazanmaya çalışıyor yurt dışına iş yaparak. Bunlar gitgide oradaki ilişkileri kuvvetlendirdikten sonra da gitmeye kalkıyorlar. Ya şimdi ismini vermeyeyim de çok önemli bir ajans ile konuşuyordum. İsminde numaralar olan bir ajans diyeyim sana. Kurucusu dedi ki hocam bizim dedi şirkette çalışan insan sayısı kadar çalışanımız yurt dışına gitti dedi. Yani bir benim şirketin dedi duplikasyonu yurt dışında yapabileceğim kadar yetenek kaybettim dedi. Biz de diyebiliriz. Bizde de benzer. Biz de diyebiliriz. Yani bunu bütün yöneticiler farkında bunun. Farkındayız. Peki niye bu daha yüksek sesle konuşulmuyor? Korkuyoruz. Yani biz korkuyoruz, korkutuluyoruz, susuyoruz. Siz korkutuluyorsunuz, susuyorsunuz. Ondan sonra konuşanlar vatan haini oluyor. Ya iyi bir yere doğru gitsek biz susmayız galiba. Evet. Demek ki iyi bir yere doğru da gitmiyoruz. Öyleydi ya, risk altındaki bilim insanları. Çok korkunç bir tanım değil mi? Yani böyle bir şey eleştirdiğin için, sorguladığın için öyle bir mesleğe gerek. Genellikle yani. Irak'taki, Suriye'deki akademisyenleri oradan kurtarmaya çalışan bir kurum bu. İran'dakileri falan kurtarmaya çalışıyor. Mesela Bahailerle ilgili bir çalışma yapıyorsan İran'da öldürülebilirsin falan. Şimdi bu kurumun Türkiye'deki akademisyenlerle ilgileniyor olması beni çok üzüyor. Bu bir gurur kaynağı değil yani bizim için.
Kabus bizim için. Yani mesela onlarca kişiyi kaybettik ya. Mesela şu anda yanımızda Zeynep oturuyor. Mesela Zeynep'i ben sürekli düşünmek zorundayım. Zeynep'i aman nasıl kaybetmeyelim aman. Öyle ama Zeynep kabus. Ve yani 30-40 kişiye yakın insan kaybetmişizdir yurt dışına. Ve gideceğim dedikleri zaman da kalma sebeplerini bulamıyoruz. O kadar zayıf oturuyoruz ki o masaya. Yani resmen bizi de al noktasına getiriyoruz. Gidersen bizi de götürürsün. Hakan'cığım, Türkiye'nin en büyük yazılım şirketlerinden birinin kurucusuyla konuştum. Hocam iş para pul değil diyor. Ben yurt dışından aldığı teklifi match ediyorum diyor. Aynı parayı veriyorum çocuğa diyor. 20 bin lira alan adama 50 bin lira veriyorum kalmıyor diyor ya. Kalmıyor çünkü gitmez. Yani 50 bin liranın yerin dibine batsın diyor. Evet. Ve yurt dışında belki yine 50 bin lira kazanacak. O parayla daha düşük bir hayat standardı oturtabilecek Türkiye'dekine kıyasla. Ama orada özgür olacak. Orada bir şey söylediği zaman başına ne gelecek? Tweet attım diye tutuklanır mıyım kaygısı olmayacak. Bu çok kıymetli. Biz bunu unutuyoruz. Yani 21. yüzyılda teknoloji okuryazarı olan bir gençliği baskı altında tutmanın mümkün olduğu yanılgısıyla yaşıyoruz. Bunu söyleyince de vatan haini oluyoruz. Peki bu resmin içinde meslek liseleri, meslek okulları nereden? Türkiye'de hep en aşağılanan, en değersiz bulunan, hani işte bir yeri kazanamadı, fen lisesi kazanamadı, bari Anadolu Lisesi'ne gitsin. Bu çocuk okumaz, bunu bari bir meslek öğrensin, altın bilezik meslek lisesine gönderelim diye düşünülen bir okul. Ama o kadar parlak örneklerini görüyorum ki ben. Yani Türkiye Odalar Borsalar Birliği her ilde bir tanesini adapt etti ve örnek bir meslek lisesi yaratalım dedi. Çok iyi işler çıktı ortaya. Mesela Aselsan Meslek Lisesi. Ben Ankara'da bana soranlara ya bırakın fen lisesini falan diyorum. Aselsan Meslek Lisesi'ne gitsin çocuğunuz diyorum. İTÜ'nün içindeki başka bir örnek. Müthiş örnekler oldu. Demek ki bu işin olabileceğini gördük. Ama bu stigma, toplumun onları üçüncü sınıfa koyması hala sürüyor. Ve birçok meslek lisesinde eğitimin E'si verilmiyor. Çocuklar derse falan gitmiyorlar. Ya yani buradaki problem belki de meslek lisesi diye bir kavram tanımlamış olmamızdan geliyor. Mesela Kanada'daki sistem, ben aradım orada meslek lisesi bulamadım. Bildiğin bir lise var, büyük bir lise ve içinde farklı programlar var. İstersen 10. sınıftan sonra ben berber olacağım diyorsun ve işte kuaförlükle ilgili, makyajlıkla ilgili dersler almaya başlıyorsun. Ve araba tamircisi olacağım diyorsun ama aynı lisenin içinde sanata da yönelebiliyorsun, araba tamirciliğine de yönelebiliyorsun, bilime de yönelebiliyorsun. Çünkü lockstep değil. Yani herkes aynı dersleri almak zorunda değil. Matematiğin 3 farklı versiyonu var. 1, 2, 3. Ve seviyene göre yerleştiriliyorsun. Başarılı olursan üst seviyeye çıkabiliyorsun. Başarısız olursan alt seviyeye düşürülüyorsun. Ama ilerlemeye devam ediyorsun. Mühendis olmak istiyorsan birinci seviyeden mezun olman gerekiyor. İşletme okuyacaksan birinci seviyeden mezun olman gerekmiyor. Hatta 12. sınıfta matematik almış olman bile gerekmiyor. 10. sınıftan sonra matematik alma zorunluluğu da yok. Bu kadar esnek bir eğitim sistemi kurgulayabiliyorsan sen ve farklı yetenekleri de aynı oda altında, aynı çatı altında tutmayı başarıyorsan o zaman fen lisesi, Anadolu lisesi, meslek lisesi diye bir ayrıma belki de gerek yok. Çok programlı liseler deniyor bunlara. Ve aynı liseden sadece dini liseler ayrı. Onlar özel çünkü din insanı yetiştiriyorlar. Bunun dışında bütün liseler tek lise, tek tip lise. Belki böyle bir yola gidilmesi gerekiyordu. Çünkü yani nasıl bilebilirsin ki çocuğun, daha 15 yaşında çocuğun, 14 yaşında çocuğun meslek lisesine mi, fen lisesine mi, Anadolu lisesine mi gitmesi gerektiğini? Bırak çocuk birazcık da yuvarlansın, kendi yolunu kendisi bulsun. 9. sınıfta herkesle beraber ders alsın. 10'da belki 1-2 dersi bıraksın, onun yerine başka bir dersler alsın. 11'e gelince ya benim matematiğim pek iyi değil, ben bundan çekileceğim desin belki. Yani her öğrencinin aynı dersleri tamamlaması zorunluluğu eğitimi çok dar bir gömleğin içine sokuyor. Belki sorunumuz bu. Yani liseleri baştan ayırdığın zaman ülkeye bir kast sistemi yerleştirmiş oluyorsun. Senin puanın kaç? Yüksek puan sen fen lisesine, seninki daha düşük. Yani tam anlamıyla bir eğitimin esas amacı, amaçlarından biri sosyal mobilitedir. Senin doğduğun sınıftan daha üst bir sınıfa adım atabilmendir. Benim annem ve babam üniversite mezunu ama babam bir kobiciydi ve iflas etti.
Annemi de çalıştırmadı. O zamanlar kadınlar kocalarından izin almadan çalışamıyorlardı. Annem ondan sonra 17 yıl boyunca yedek öğretmenlik yaptı. Çünkü o safe bir işti. Babamın kabul edebileceği bir işti. Yani orta halli bir aile. Devlet okulunda okuyorum. Yatılı okuduğum için bir ödeme yapılması gerekiyor. Babamın parası yok. Ödemeyi yapamıyor ve ben eve gönderiliyorum. Bu benim başıma iki defa geldi. E şimdi ben kendimi orta üst sınıf üyesi olarak görüyorum. Nasıl oldu bu? Tamamen eğitimle oldu. Ve ücretsiz eğitimle oldu. Devletin verdiği eğitimle oldu. Şu anda bu yok işte. Şu anda biz çocuklara diyoruz ki işçisin sen işçi kal. İşçi çocuğuysan, emekçi çocuğuysan, köylü çocuğuysan git sen ancak meslek lisesine gidersin, ancak İmam Hatip'e gidersin diyoruz. Burası sizce değişecek mi hocam? Yani değişme ihtimali var mı? Değiştireceğiz. Ya değiştireceğimi düşünmesem niye hala mücadele edeyim? Yani İnşallah. Yani tahminlerden daha kolay değiştirilebileceğine inanıyorum. Bunun için çok ciddi adımlar atılması gerekiyor. Seferberlik ilan edilmesi gerekiyor. Yani şimdi liyakat dedik, özgürlükler dedik, otonomi dedik ama daha pratik bir sebep söyleyeyim size. 1 milyon öğretmen var Türkiye'de. Bunun %90'ı İngilizce bilmiyor. Ve teknoloji okuryazarı değil. Yani bunun içinde İngilizce öğretmenleri de var bu arada. Bazı İngilizce öğretmenleri de İngilizce, yani akıcı değiller, konuşamıyorlar. Böyle bir ordu ve ben bunu Fatih Altaylı'nın bir programında söyledim. Bir öğretmen yazdı, ben İngilizce öğretmeni değilim, neden İngilizce bilmem gerekiyor diye. Ben gayri ihtiyari güldüm. Yani dedim, sen mesleğindeki yeni gelişimleri nasıl takip edeceksin? Nasıl yurt dışında bir konferansa gideceksin? Yurt dışından gelen meslektaşlarınla nasıl konuşacaksın İngilizce bilmezsen? Adam öğretmen güler mi falan diye bana bir reaksiyon verdi. Ya aslında haklısın, öğretmen gülmez ama sen öğrenci değilsin. Sen bunu bilmesi gereken bir öğretmensin. Sen bunu bilmiyorsan sana gayri ihtiyari gülebilirim. Öğretmen niye gülmez ya? Ya öğrencisine gülmez. Yani öğrencisinin sorusu karşısında gülersen hani öğrenciyi aşağılamış oluyorsun gibi. Ama karşımdaki öğrenci değil ve bunu gerçekten bilmesi gereken bir yetişkin. Ona gayri ihtiyari güldüm. Buna bozuldum. Şimdi mesela ne yapılmalı? Ya ben İngilizce ve teknolojiye çok büyük önem veriyorum. Çünkü kendini yenilemenin, yeni yüzyıla hazırlamanın yolu bu. Tamam mı? Hocam orada şeyi soracağım. Teknolojinin de dijitalleşme tarafı. O trende kaçtı mı? Orada Türkiye'yi nasıl görüyorsunuz? O trend... O treni de kaçırdık. O da bitti. Evet. O kadar net ki. Ya bakın, üzülerek söylüyorum. Ben bu yetken eğitiminde öğrencilerime hadi şimdi Discord'a gidin diyorum. Gidiyorlar. Yani 2000 kişilik eğitim, 20'lik gruplar açıyoruz. 100 tane grup var. Hepsinin başında bir lider var ve küçük grup tartışması yapılıyor orada. Aynı eğitimi öğretmenlere veriyoruz. Hadi Discord'a gidin diyorum. Ha? Ne? O ne? Discord ne? İki hafta boyunca Discord'a nasıl girileceğini anlatmaya çalıştık. Ve sonunda bir tanesi dedi ki ya dedi bizim utanmamız lazım. Bizim öğrencilerimiz Discord'da yaşıyorlar dedi. Biz hala girmeyi beceremiyoruz dedi. Ne kadar doğru. Dijital devrimi öylesine kötü kaçırdık ki. Bakın ben İngilizce bilmiyorsan 21. yüzyılda yoksun diyorum. Kodlama bilmiyorsan da 21. yüzyılda iletişim kuramazsın diyorum. Benim öğretmenlerimin ezici çoğunluğu ne İngilizce biliyor ne kodlama biliyor. Dolayısıyla çözüm mü istiyorsun? Eğitim seferberliği ilan ediyorum. Bir yılım var, tamam mı? Bir yılda İngilizce öğrenilir. Bir yılda kodlama 3 haftada öğrenilir. Bir yıl ben sana İngilizce ve kodlama kursları açacağım. Bir yılın sonunda İngilizce ve kodlamadan seni bir sınava tabi tutacağım. Hala bilmiyorsan yolları ayıracağız kardeşim. Ben memurum, ömür boyu ayrık gelir. Yok böyle bir şey. Sen artık vasıfsızsın. Yapman gereken işi yapacak özelliklere sahip değilsin. Yerine İngilizce bilen ve teknoloji okuryazarı olanı alacağım. Senin eğitim fakültesi mezunu olman sandığın kadar önemli değil. Aslında bu vasıflara sahip değilsen o diplomanın bir değeri de kalmıyor. Dolayısıyla bir yandan öğretmenleri bu teknoloji ve İngilizce kampına, seferberliğine sokarken bir yandan da bir kısmının bu kampın sonunda başarısız olacağını bileceğimiz için işsiz üniversite mezunlarından bir yılda öğretmen yetiştirmeye çalışmamız gerekiyor. Yani Amerika'da da buna benzer programlar yapıldı, böyle bir seferberlikler falan yapıldı. Buradan gelecek öğretmenlerle bunları desteklememiz gerekiyor. Ve öğretmen kadrosunu 21. yüzyıla getirmemiz gerekiyor. Yani pandemide gördünüz ya, sesim geliyor mu? Beni görebiliyor musunuz?
Hay Allah, nereden mute paylaşıyorduk? Etmişim kendimi, mute etmişim kendimi. Bir saattir hay konuşuyordum. Allah, mute etmişim kendimi. Yani arkadaşlar, biz online eğitim falan vermedik. Hani buna charade diyorlar. Bir rezillikti. Yani sahnelenmiş bir rezillik sunduk öğrencilere. Ben buna kitapta da acil online öğretim diyorum. Geldi pandemi, hazırlıksız yakalandık. Bir, sınıfta kaldık bir kere. Niye kalıyorsun abi? Ama internet altyapımız da biraz sınıfta bıraktırdı bizi yani. Ya Akancığım, bırak. Ben sana sular seller gibi internet vereyim. Hoca hayatında çevrim içi eğitim yapmamışsa, internet, yani internet altyapımız ön şarttı. Ama hocanın hazır olma hali de ön şarttı. Hadi internet altyapını fakir ülkesin, paran yok, yetiştiremedin. E hocalarını nasıl eğitmedin ya bunca yıldır? Dijital devrime nasıl hazırlamazsın sen hocanı ya? Neden eğitim fakültelerine kodlama dersi koymazsın? Dijital okuryazarlık dersi koymazsın? Sosyal medya dersi koymazsın? Şimdi millet GPT ile şiirler yazıyor. Hocalar o ne diyorlar? Nasıl giriliyor? Nasıl bakılıyor? Yani hiç hazır değildik. Ve zaten sınıfta da öğretmenliği konu anlatmak, konu işlemek sanan bir takım insanlar, kötü öğretmenler, ekran önünde daha da kötü oldular. Bir de teknolojiyle bocalamaya başladılar. Biz de öğrencileri oturttuk karşılarına, hadi dinleyin dedik. Ya bir toplumun kendi genç üyelerine yapabileceği en iyi hizmet bu mudur ya? Bu mu yani? Biz çocukları biz bunu mu ancak verebiliyoruz? Bunun ideali nasıl olur? Kitapta uzun uzun anlattım. Ya bu bir öğrenme topluluğu oluşturma işidir online. İnsanları, orada senin verdiğin ders aslında o kadar önemli değil. İnsanlara soru sordurtman gerekiyor, düşündürtmen gerekiyor. Ayrıca çok fazla konuşmaman gerekiyor. Soru cevap yapman lazım, onları konuşturman lazım. Ayrıca animasyon kullanman lazım, profesyonel video kullanman lazım. Senin çıkıp konuşman en ham hali ya bu eğitimin. Ama biz sadece bunu yaptık, çıktık ve konuştuk. Dijital devrimden ağır bir şekilde sınıfta kaldığımızı Türkiye'nin anlı şanlı teknik üniversiteleri kanıtladılar ya. Üstüne ses kaydı yapılmış PDF dosyası yolladılar öğrencilere. Bunu dinleyin, çalışın. Pardon abi, o zaman benim sana ihtiyacım yok. Bunu teyit ettiğin için teşekkür ederim. Ve biz buradan hala dersimizi almadık. Yani orada bir iki tokat yedik. Ne kadar geri kaldığımızı gördük. Dolayısıyla bir seferberlik yapıp yok. Bütün üniversiteler, bütün liseler bu konuda eğitimle... Ben yırtındım ya pandemi döneminde. Şu anda rektörlerin, müdürlerin işi gücü bırakıp yazın, boş geçirmeyin dedim hocalara. Yazın. Çünkü pandemi bir yere gitmiyor. Bundan sonra tekrar gelecek. Ayrıca pandemi sana bir fırsat sundu. Optimal yöntem olan hibrit eğitime geçme fırsatı sundu. Sen bundan faydalanamıyorsun. Dolayısıyla o tren ağır kaçtı. Dijitalleşmeden sonra şuna gireceğim. GPT-3 dediniz. GPT-3.5 çıktı yakın zamanda. 4 de geliyor. 4 de geliyor. Yani gümbür gümbür geliyor yapay zeka. Hani bu take home homeworkler falan o dönem de bitti. Yani ev, çocuğa bir şey yazdırdığın anda yapay zeka girecek. Yani eğer başında durmazsan. Yani nasıl hazırlamamız gerekiyor? Hem eğitim sistemimizi, hem öğretmenlerimizi, hem çocukları yapay zeka ve robotiğin dünyasında. Yani şu anda o kadar mükemmel değil yani. Yılanlar memeli hayvanlardır falan gibi şeyler de söyleyebiliyor. Ama yakın yani, öğreniyor. Şu an öğreniyor. Biz konuşurken öğreniyor yani. Ben mesela Boğaziçi Üniversitesi rektörü hakkında bir şiir yazdırdım. Yani onu da öğrenecek. İyi bir şiirdi. Yani daha da iyi olacak inşallah ileride. biz de sabah bir şeyler yazdırıyorduk yani, onu söyleyeyim. Vallahi bu zor bir soru. Ama yani benim için önemli bir kaynak değil bu. Önemli bir değişim de değil. Öyle mi? Ben çünkü sınıftaki etkileşimin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Benim öğrenci değerlendirmemin önemli bir kısmı sınıfta yapılıyor. Ve ondan sonra da sınav yerine yerel bir proje yaptırıyorum öğrenciye. Yani bir problemin çözümü üzerinde çalıştırtıyorum öğrenciyi. Yani ne bileyim işte sosyoloji veya felsefe hocası olsam ve sürekli essay, uzun yazı türü sınavlar veriyor olsam bu belki benim için sorun olabilir. Onlar da herhalde öğrenciye sınıfta verecekler o sınavı. Yani etkileşim odaklı olacak. Ya bence eğitimin zaten recall değil, hatırlama değil, etkileşim ve yaratıcılık odaklı olması gerekiyor. Yani ben sana bir problem vereceğim. Bunun çözümünü yapay zekada falan bulamazsın. Çünkü problem hala
Türkiye'nin problemi. Mesela yani çok sıradan bir örnek vereceğim. Buraya gelmeden 45 dakika önce öğrencilerle konuştuğum şey. Hocam işte Türkiye'de kitapta yazmışım. Her sene 800 bin yeni istihdam yaratılması gerekiyor. Bir yerde 800 yazmışım, bir yerde 700 yazmışım. Niye farklı hocam falan diye sordular. Ya dedim nüfus doğum oranı düştüğü için o rakam aslında aşağı düştü. Kitabı farklı dönemlerde yazdığım için unutmuşum değiştirmeyi dedim. Ama o sayı tekrar artabilir dedim. Çünkü Türkiye vatandaşları, Türk vatandaşlarının kadınlarının doğum oranı 2.05'e düştü. Ama mültecilerde bu oran hala çok yüksek ve mülteci sayısı artık toplam oranı değiştirecek kadar arttı dedim. Oradan konu açıldı. Hocam geri gönderebilir miyiz? Ya dedim çocuk musunuz ya? Hangi ülkede mülteciler geri gönderildi de Türkiye'de nasıl geri göndereceksiniz? Otobüslere bindirip mi geri göndereceksiniz? Yapılması gereken bu insanlara eğitim verilmesi ve topluma entegrasyonlarının sağlanması ve bunların girişimci olmasını sağlanması. Ya bunları bir kaynak olarak görün ya dedim. Bizde şu anda Arapça bilen Türk yok, tamam mı? Evet. Yüzlerce İmam Hatip Lisemiz var. Alo, Alman Arapça bilen öğrenci yetiştiremiyorlar. Tamam mı? Yani Suriyeliler çok biliyor doğru Arapça. Yani o kadar doğru. Suriyeliler biliyor Arapça. Al abi sen bir girişim mi kurdun? Ne yapmak istiyorsun? Mesela işte bir iş bulma merkezi kuruyorsun, video upload falan. Ama bunun ancak Türkçesini yapabiliyorsun. Arapçasını da yapsınlar. Arap marketi Türk marketinden çok daha büyük. Sen o istemediğin Suriyeli mültecileri girişimci olarak kullanarak Orta Doğu pazarlarına açıl. Böyle çözümleri yapay zeka üretemez abi sana. Evet. O şu anda var olan bir problemin etraflı olarak düşünülmesi. Gelen öğrencilerin bazıları otobüse bindirilip gönderelim diye düşünüyor. Parti kurdu adam ya. Mültecileri geri göndereceğim diye parti kurdu. Baba olmaz böyle bir şey. Olamaz. Dolayısıyla nasıl onlarla beraber üretken bir yaşam kurabilir bu ülke kendisine? Hata mıydı? %1000 hataydı. Yani biz korkunç yapmadık hatayı. Korkunç bir hataydı. Yeniden yapılmaması gerekiyor. Yeniden önünün kesilmesi gerekiyor. Yeniden yapılmaması için ne, elimizden ne gelirse yapmamız gerekiyor. Hata devam ediyor şu an. Hata devam ediyor. Derhal durması lazım. Durdular şu an. Elek gibi ama you have a problem. What do you do about it? Yani bunun üzerine şikayet etmek, abi geri göndermek demek halının altına süpürmek demek ya. Kimi nereye geri gönderiyorsun? Ya bu bana şeyi anımsatıyor. Amerika'da bazı aşırı ırkçıların zencileri gemilere bindirip Afrika'ya geri gönderelim demesini hatırlatıyor. Ya orada da olmadı, burada da olmayacak. Yani yapay zekanın yani şimdi bak dünyanın bütün problemlerini yapay zeka çözebilseydi biz oturup gece gündüz maç izleyip kahvemizi içerdik, biramızı içerdik değil mi? Yani nasıl çözecek yapay zeka iklim krizini, temiz suyu, toplumsal cinsiyet eşitliğini? Yapay zeka yazar ancak, tamam mı? Ama sen proje yapacaksın dediğin zaman veri toplayacaksın, insanlarla konuşacaksın. Bunları yapay zekadan bekleyemezsin. Dolayısıyla benim alanım da benim için çok rahat. Gelsin abi yapay zeka, the more the better diyorum yani. Öğrencime daha fazla kaynak benim. Ama öğrenci günün sonunda bir şey yapmak zorunda ki benim dersimden bir şey öğrendiğini görsün. Ben girişimcilikte ne anlatıyorum? Pazar araştırması. Pazar araştırmasını nasıl yaptıracaksın abi yapay zekaya? En az diyorum 30 kişiyle çık dışarı, 30 kişiyle konuşmadan gelme içeriye. Yapay zeka ile mi konuşacaksın? Ya böyle bir ürün yaptım, bununla ilgilenir misiniz diye sorman gerekiyor 30 kişiye. Dolayısıyla onu böyle hafıza odaklı sınav yapan hocalar düşünsün. Yapay zekadan sonra nasıl sınav yapacağız diye. Mühendislikte sorun olacağını düşünmüyorum. İşletmede, girişimcilikte sorun olacağını düşünmüyorum. Ben son sorumu kaynak sorumu olacağını düşünüyorum. Sürdürülebilirlik. Çünkü şimdi şöyle sorularım vardı. Müfredatına ne ekleyelim? O kadar net söyledin ki. Yani dijital dönüşüm, farkındalık ekleyelim dedin. Kodlama ekleyelim dedin. Dil ekleyelim. Sürdürülebilirlik ekleyelim mi? Akancığım. yani sen ciddi bir suratla mı sordun bu soruyu? Çok ciddi bir soruyla soruyorum. Abi yani. Çanak soru diye bir şey yapıyoruz. Şöyle bilgi verelim herkese. Önce %1'di ilgi. Sonra %43'e çıktı. Şimdi %77'ye. Ama ben gene de soruyorum. Sürdürülebilirlik öğretmeli miyiz öğretmenlere? Yani küfür etmeden cevap vermeye çalışacağım. Tamam, ama önce öğretmene sonra öğretmene. Bak biliyorsun benim bir yetkin gençler eğitim kooperatifim var. Evet. Ve 15 haftalık bir üniversite tamamlayıcısı, lise tamamlayıcısı eğitim kurguladım. Bu eğitimin iki tane ortak ipliği var. Common thread'i Türkçe'ye çevirdim. Bir tanesi girişimcilik.
toplumsal fayda için girişimcilik, sosyal inovasyon. Diğeri de sürdürülebilir kalkınma hedefleri. 17 hedef. Bütün eğitim bunun üzerine kurgulanmış durumda. Ve şu anda bak ben burada konuşurken benim 2000 tane öğrencim bir iş fikri, ideaton yapıyorlar. İş fikri maratonundalar. Sürdürülebilirlik birliğe hizmet edecek bir iş kurmaları gerekiyor. E-ticaret sitesi kurdum, çorapları daha ucuza satıyorum değil yani. Sürdürülebilirlikle ilgili. Bu toplumsal cinsiyet eşitliği de olabilir, açlıkla mücadele de olabilir, temiz su da olabilir, sudaki yaşam da olabilir, iklim krizi de olabilir. Ama muhakkak 17 hedeften bir tanesiyle ilişkili olması gerekiyor. Korkunç bir şey söyleyeyim sana. Onlarca liseye gidiyorum, öğrencilere soruyorum. Türkiye'nin, dünyanın en büyük problemi ne diyorum? Yani savaşlar diyorlar. Mülteciler diyen var, fakirlik diyen var. Biraz yaratıcı birisi yalnızlık dedi. bana verilen çiçeği ona gönderdim. Abi dedim sen bu çiçeği al dağıt, kızlara dağıt, yalnızlıkla mücadele etmeye başla. Ya bir kişi de çıkıp iklim krizi demez mi? Demiyor abi. Bu soruyu yurt dışında sormaya kalksan şaka mısın sen nereden geldin bu soru sorulur mu diye bakarlar suratına. Bir soru sorayım o zaman. Son soru demiştim ama olmadı. Bütün öğretmenlerin bu eğitimden geçmesi gerekiyor. Yani 17 hedefi ezberlemeleri gerekiyor ve Türkiye'nin ne durumda olduğunu bilmeleri gerekiyor. Ve eğitime nasıl entegre edeceklerini anlatmaları gerekiyor. Tarih hocası nasıl entegre edecek, fizik hocası nasıl entegre edecek? Her derste bunun tartışılması lazım. Bir de günlük konular diye bir ders olması lazım abi. Böyle bir ders yok. Ya medya okuryazarlığı. Rusya Ukrayna'ya girmiş tamam mı? Öğrencilere soruyorum. Bir hafta olmuş. Ukrayna'da ne oluyor biliyor musunuz? Yok. Arkadaşlar tarihte ne okuyorsunuz? İşte Türklerin bilmem ne seferini okuyorlar. Kırım. Abi diyorum tarih şu anda gerçekleşiyor. Sen 1670'teki Kırım çıkarmasını okuyorsun. Şu anda Rusya Ukrayna'ya girdi. Haberiniz yok mu? Yok. Düşünüyorum neden olsun? Çocuklar televizyon izlemiyor. Onların izledikleri TikTok'larda da yok. Okulda olmazsa nasıl olacak? Kızlarıma sordum. Baba dediler böyle konular bizde her gün sabah ilk derste konuşulur. Bugün ne oldu dünyada? Ya dünyadan bir haber insan yetiştiriyorsun ya. Ne sürdürülebilirliğinden bahsediyorsun? Jobs Mall'un kurucusu Nathan Candaner'le bir söyleşi yaptık. Fikir çok basit. Kariyer.net'in videolu versiyonu diyeyim sana tamam mı? Herif Amerika'da bunu kurmuş, 10 milyon dolar yatırım almış. La bu adam bunu yaparsa siz de yapabilirsiniz. Konu bu tamam mı? Fikrin illa böyle bir roket bilimi fikri olması gerekmiyor. Bir yaraya çözüm sunması gerekiyor. Bir acıyı dindirmesi gerekiyor. Öğrenciler böyle bir rahatladılar ya dediler bu. Hatta bazıları hocam biz bunun Türkiye versiyonunu yapabilir miyiz? Patenti var mı? Ne patenti ya dedim yürü git kardeşim ya. Yap gelsin seni satın alsın dedim. Son sorum. Yaradan bahsetmişken bu anlattıklarında kurumsal dünya ne kadar yanında? Kurumsal dünya mı? Abi çok güzel şikayet ediyorlar. Yani bizim yapamadığımızı bazen çok güzel yapıyorlar. Üniversite mezunlarının kendi aradıkları yetkinliklere, vasıflara sahip olmadığını çok güzel her ortamda bize belirtiyorlar. E hadi dediğin zaman o bizim işimiz değil bile demiyorlar. Arkalarını dönüp gidiyorlar. Ya şu anda benim bu kurduğum Yetkin Gençler Eğitim Kooperatifi aslında iş yeri becerileri programı tamam mı? Ama ben gelecekteki iş yerinin sürdürülebilirliğe ve girişimciliğe çok önem vermesi gerektiğini düşündüğünden şu andaki kurumlara göre bu konulara çok daha fazla önem veren bir eğitim sistemi kurguladım. Ama bunun için de ben özgeçmiş hazırlamayı da öğretiyorum. Kariyer planlama da öğretiyorum. Sunum teknikleri de var, takım çalışması da var, dijital okuryazarlık var, finansal okuryazarlık var, sosyal medya okuryazarlığı var, ekonomi okuryazarlığı var. Çok farklı konuları bir araya getirdik ve ben bunu ücretsiz yapıyorum 7 yıldır. Nasıl yapıyorum? Mehmet Sorlu Vakfı ve MEF Üniversitesi desteğiyle yapıyorum. Bu sene Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası yanımıza geldi. Bize şikayet eden diğer alnı şanlı kurumlar nerede? Nerede? Bir sussunlar. Bir sussunlar. Ya sussunlar şikayet etmesinler, şikayet ediyorlarsa da gelsinler bizi desteklesinler. Ben bu eğitimi ücretsiz veriyorum. Benim 3 tane tam zamanlı, 10 tane yarı zamanlı çalışmanım, 100 tane de gönüllüm var. Neden paraya ihtiyacım var? Benim bu çocuklara maaş vermem lazım. İnternet için para gerekiyor. Zoom için para gerekiyor. Ben bu çocukların hepsine LinkedIn Learning veriyorum. Bedava LinkedIn Learning. Şu anda bunu MEF Üniversitesi sağlıyor. Yarın öbür gün sağlamazsa ayda $30 LinkedIn Learning'e vermemiz gerekecek.
Coursera'yı açıyorum şu anda çocuklara ben. Ayrıca bu eğitimin yılda 5000 kişiye ulaşması kesinlikle yetersiz. Benim yılda 50.000 kişiye ulaşmam lazım. Bu nasıl olacak? Yapay zekalı olacak abi. Benim bir avatarım oluşturulacak. Benim gibi. Niye ben Akan'ı her sene çağırıyorum? Akan'ın bir avatarı oluşturulacak. Evrim Kur'an'ın bir avatarı oluşturulacak. Gelen insanları sık sık getirmemek için, çünkü eğitimin en pahalı tarafı insan, tamam mı? İnsanı olabildiğince çıkarmamız gerekiyor. Senin anlattığın şeylerden text, speech to text yapıp ondan sonra onları tarayıp bu soruya Akan ne derdi acaba diyecek bir yapay zeka uygulaması gerekiyor. Bu daha dünyada yok. Bunun yapabilmem için benim belki milyon dolar harcamam gerekecek. Milyon TL'm bile yok şu anda. 100.000 TL'm bile yok böyle bir şeye yatırım yapabilecek. Yani sen eğitimde devrim istiyor musun? Bunu eğitim sisteminin yapmadığından şikayetçi misin? Yapma niyetli insanları destekle o zaman ya. Kenarda oturma. Yani ben bunu anlatıyorum hocam diyorlar. Herhalde şirketler sıraya giriyordur sizin önünüzde. Yok abi, sıraya mıraya giren yok diyorum. Ancak istihdama yönelik program yaparsam, benim mezunumu işe alırlarsa bir miktar para veriyorlar diyorum. Ona da razıyım. Gelsinler bana desinler ki bana front end developer lazım. Bana back endci lazım. Bana Unity developer lazım. Ben 50 tane 100 tane yetiştireyim, vereyim. Eğitimin parasını versinler, üstüne bize %15-20 overhead versinler. Ben buna da razıyım. Bunu da yapmıyorlar. Yani bu greenwashing'in yanında bir de education washing var. Eğitim washing var. Yani kendileri çok böyle dans ediyorlar. Onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. İçeride şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Abi sen gelecekteki insan gücü kaynağının gelişimine nasıl bir katkıda bulunuyorsun? Pardon, o devletin işi. Yahu çevreyi kurtarmak da devletin işi. Onu niye yapıyorsun o zaman? Toplumsal cinsiyet eşitliği de devletin işi. Yani senin müşterilerinin ya da sahiplerin hoşuna daha çok giden şeylerden mi seçiyorsun? Pardon, orada 4 numara nitelikli eğitim. O nerede? Devlet yapsın da olmuyor. Devletin yaptığından memnun musun? Değilsen gel abi, elini taşın altına koy. Sana ben 300 milyon dolar harcayıp özel üniversite kur demiyorum bak. Onu da yapan oldu. Ama çok daha ucuza yapılabilecek, çok daha etkinliği yüksek işler var. Bunları bir zahmet yapsınlar. Eğitime yatırım yapmıyorlarsa lütfen şikayet etmesinler. Kapatıyoruz. Böyle sesleniyoruz. Markalar neredesiniz? Yani gerçekten neredesinizle kapatalım. Çok teşekkür ederiz. Bu arada. Ben teşekkür ederim. Sorularınıza bu kadar samimi ve açıkla. Hep samimi veya hep açıksın ama bugün de bu kadar açık olduğun için çok teşekkür ederiz. Seninle konuşmak gerçekten büyük bir zevk. Sağ ol abicim. Yetkingençler.com bu arada arkadaşlar. Evet, özellikle ben genç öğrenciler oraya bir baksın. Yetkingençler.com. Gençlere her zaman bedava. Şirketlerde bir zahmet elini taşın altına koysunlar. Ayrıca Akan'cığım, ya bizim üzerimizden gençlik iletişimi yapmak son derece akıllıca bir hareket yani. Binlerce kişi bizi izliyor. Masaya bir dinlesinler sizi. Zaten o kadar fırsatlar var ki sizde onların önlerini açabileceğiniz ama önce bir o masaya otursunlar. Bizim mezunlarımızı aldıkları zaman hocam bunlar ne kadar iyi diyorlar. Eğitim washing yapmayalım o zaman. O zaman lütfen o mezunları yetiştirmenize destek verin. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.